Erhan İzmir'den Ankara'ya doğru yola çıkıyor demişler. Aşağıdaki D fonksiyonu Erhan'ın yola çıktıktan T saat sonra ne kadar yol kat ettiğini ki kilometre türündenmiş bu vermektedir. Aşağıdaki ifadenin ne anlama geldiğini açıklayınız demişler. O da D üssü 2 eşittir 100. Hadi bakalım hemen videoyu durdurun ve bunun ne anlama geldiği hakkında biraz düşünün. Hatta ne anlama geldiğini yazın ve yazarken de doğru birimleri kullandığınızdan emin olun. Şimdi birlikte yapalım. D, eğer kat edilen mesafe ise, D üssü demek, D'nin zamana göre türevini almak demektir. Bunun D'nin değişim oranı olduğunu düşünebiliriz. Evet, D üssü bize D'nin anlık değişim oranını verir. İkisi de t'nin fonksiyonu olacak. Buna göre d üssü 2 eşittir 100'ü, bir bakalım buradaki zaman nedir? T'yi saat türünden ölçüyor isek farklı renklerle yazayım ki neyin nereden geldiği de anlaşılsın. Yola çıktıktan 2 saat sonra Erhan arab'ayı, anlık, e, burayı farklı bir renkle yazacağım. evet, 100, 100. Peki birim ne olacak? Mesafeyi kilometre türünden ölçüyorlar. Bu ise kilometre bölü birim zaman yani kilometre bölü saat olacak. Yazmaya devam edeyim. 100 kilometre bölü saatlik bir oranda kullanmış. Evet, bu ifadeyi bu şekilde yorumlayabiliriz. Hadi bir tane daha yapalım. Bir su deposu boşaltılıyor imiş ve fonksiyonu t dakika sonra depoda kalan su hacmini, ki bu da litre türündenmiş, vermektedir. Aşağıdaki ifadenin ne anlama geldiğini açıklayınız demişler. İfade t eşittir 7'de v'nin grafiğine teğet olan doğrunun eğimi eksi 3'e eşittir. Evet, hadi videoyu yeniden durdurun ve bu defa da bunun ne anlama geldiğini düşünün. Cevabınızı yazın ve birimi de doğru kullandığınızdan emin olun. Şimdi neler olup bittiğinin bir kere daha üzerinden geçelim. V bize hacmi veriyor değil mi? Litre türünden ölçülüyor ve zamanın yani t'nin bir fonksiyonu v'nin grafiğine teğet olan doğrunun eğimi demişler. Evet, v'nin grafiğine teğet olan doğrunun eğimi v'nin birinci türevidir. Bunun t'ye göre türevini alırsak v üssüyü buluruz ve bu da t'nin bir fonksiyonudur. t eşittir 7 bunun eksi 3'e eşit olduğunu da veriyorlar. Bunun teğetin eğimi olduğunu hemen not ettim v üssü 7'nin yani t7'ye eşitken v üssünün değerinin ya da hacmin zamana göre değişim oranının eksi 3'e eşit olduğunu biliyoruz. Yazacak olur isek, 7 dakika sonra deponun anlık boşaltım oranı, değişim oranı anlık olduğu için de kalkülüse ihtiyacımız olduğunu unutmayın. Bu noktada anlık boşaltım oranının eksi 3 litre bölü dakika olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak 3'ün önündeki eksi işaretinin deponun boşaltılması yani hacmin azalmasını anlatmaya çalıştığını unutmayın. Demek istediğim burada boşaltım dediğimiz için aslında eksiği zaten kullanmış oluyoruz. Bize verdikleri değer pozitif olsaydı da deponun doldurulduğu sonucuna ulaşabilirdik. Evet, anlık boşaltım oranı 3 litre bölü dakikadır. Birimin litre bölü dakika olduğunu nasıl anladığımı merak ediyorsanız, hacmi litre zamanı da dakika türünden ölçtükleri ve türevi de zamana göre aldığımız için birimin litre bölü dakika olması gerekiyor.